Uzayan Covid test kuyrukları. İnsanlara evde kalması için robotlar aracılığıyla yapılan anonslar. Evlere ulaştırılmaya çalıştırılan gıda yardımları. Görüntüler 26 milyon kişinin yaşadığı Çin'in en kalabalık şehri Şangay'dan. Şangay'da Mart başından bu yana vaka sayılarındaki artıştan dolayı sıkı bir karantina uygulanıyor. Bu kuyruk düzenli aralıklarla yapılan Covid PCR testi sırasından. Şangay Üniversitesi'nde akademisyen olan Onur Sabri Durağan kamerasına yansıyan bu görüntüler önlemlerin ne kadar sıkı uygulandığının bir göstergesi. Kaç gündür karantinadasınız siz? Kentin farklı bölgelerinde zamansal olarak farklı anlarda başladı karantina uygulaması. Ancak benim yerleşik bulunduğum site ilk gün kapanan sitelerden birisiydi. 30 günden fazla bir süredir karantinada olduğumuzu söylememiz mümkün. Tam 30 gündür hiç dışarı çıkmadınız mı? İlk 15 gün sadece site içerisinde hareket edebildik. Sürekli olarak test yapılmaya devam ediliyordu. Son 15 gündür ise tamamen evin içerisindeyiz. Test yapıldığı günler haricinde evden dahi dışarı çıkmıyoruz. Şangay'da en büyük sıkıntı ise yiyecek ve içme suyuna ulaşım. Bütün tedarik noktaları da kapandığı için ve bunun lojistiği de sağlanamadığında ilk günlerde tam anlamıyla bir yiyecek ve su sıkıntısı yaşandığını söyleyebiliriz. Kademeli olarak süpermarketler veyahut da su satış noktalarından toplu satın almalara izin verildi. Son iki haftayı sadece makarnayla geçiren arkadaşlarımız olduğunu da biliyoruz. Devletin evlere ulaştırdığı gıdaların yeterli olmadığı belirtiliyor. Yeşil sebze, az miktarda meyve, yağ, un, pirinç gibi temel gıda maddelerini ulaştırmaya çalışıyorlar. Ücretsiz de yapıyorlar. Bunu da kabul etmemiz gerekir. Ancak bu herkesin ihtiyaçlarına karşılık verecek veyahut da yeter seviyede olmayabiliyor. En son açıklanan 27 binlik vaka sayılarının 25 bini hastalığı belirtisiz geçiriyor. Ancak onlar da oluşturulan özel alanlarda karantinaya alınıyor. Şangay'daki bu durumun ne kadar devam edeceği ise belirsiz.